Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bu ilginç videoyla karşınızdayız. Oyun artık bundan sonra oyunlar için bir son inceleme videosu çıkartacağım. Şöyle ki herkes oyunu alıp bir saatlik, bir buçuk saatlik bir ufaktan göz atmayla bölüm çekiyor ve oyun ilk izlenim diye yayınlıyor. Bu tarzda bir bakış açısı bence ufak sorunlar, ufak eksiklikler doğurabilir diye kendi fikirlerimce oyuna bir son inceleme, son bakış videosu çekeceğim. Bu da onlardan bir tanesi. Evet, Forager oyunu bildiğiniz gibi bir pixel art ve ufaktan bir hayatta kalma oyunu. Neden ufaktan bir hayatta kalma oyunu? Eğer ki 4 eski tip zindanlara varmazsanız, gitmezseniz çok da zorlayıcı bir oyun değil. Yağmalama yaparak, madenleri kazarak, çiftliğinizi belki de kurarak uğraşmak isterseniz, tabii ki bunu ben hiç yapmadım neredeyse. Evet, bunları yaparak kendinize yüzeyin üzerinde bir mini hayatta kalma oyunu olarak oynayabilirsiniz. Haritayı, çevreyi genişletip sandıkları toplayabilirsiniz. Şimdi şöyle bahsedeyim hemen. Burada ekstralar var. Oyunla ilgili siz oynadıkça ekstralar açılıyor. Oyunu nasıl yaptığının, bu arada yapımcının ismi Hogfrog. Gerçekten bayağı bir emek harcamış. Onu da belirteyim. Onunla ilgili burada şeyler çıkabiliyor. İşte oyunun devamı, geleceğiyle ilgili şeyler çıkabiliyor. Burada comic art yapmışlar. Onunla ilgili şeyler. Daha da devamı da var açılmayan. Başarımları gerçekleştirdikçe bunlar tek tek açılıyor. Bu arada oyunun müziklerine de, oyunu da açalım. Oyun topluluğuna girebiliyorsunuz, künyesine bakabiliyorsunuz falan. Evet, bizim 11 saatlik bir oyunumuz var. Bayağı keyfini çıkarta çıkarta oynadığımız bir oyun. Oyunda dediğim gibi dilerseniz burada üst kısımda kalıp burada kendinize güzel bir yerleşke sağlayıp tarımla, çiftlikle uğraşabilirsiniz. Dilerseniz zindanlara, açılan adalardaki zindanlara girebilirsiniz ve bu zindanlarda, çeşitli zindanlarda kendinize bossları avlayarak geçirebilirsiniz, vakit harcayabilirsiniz. Oyunun geniş bir harita yelpazesi var. Bunu da belirtmeliyim. Burada kendiniz bu adalardan kendinize bir köprüler inşa edip diğer adalara ulaşıp diğer adalardaki yağmalayıcınızı ya da oradaki sandıkları alabiliyorsunuz. Oyunu ilk ben aldığımda Stardew Valley tarzı olduğunu düşündüm. Ama tarzı olarak biraz olsun benziyor. Buna çeşitli bulmacalar eklenmiş. Diğerinde biraz daha sosyaldi. Farklı kişilerin de olduğu bir Stardew Valley'de farklı kişilerin de olduğu ve onlarla iletişime geçmeye çalıştığınız bir ortamdı. Bunda biraz daha yalnızsınız. Yalnız başınıza, özellikle stres atmak için. Yani hiç durmadan bir şeyler yapacağınız bir oyun olarak kendinizi buluyorsunuz. Evet, çiftlik kalarak hayvanlarınızı mutlu edip o şekilde de devam edebilirsiniz. Silahınızı geliştirip yağmalayabilirsiniz. Yiyecek ihtiyacınız oluyor. Bunları yemeden duramıyorsunuz. Can barını 3 barla başladık. 5 bara kadar çıkarttık. Belki daha da artıyordur, bilmiyorum. Ama artacak yeri yok galiba burada. Daha fazla. 33. seviyedeyiz. Bilmiyorum kaç seviyesi var buradan. Aile kısmına girdiğimiz zaman başarılar ve başarılarda o ilk gördüğümüz, gösterdiğim oyun öncesi yere gidiyor galiba. Burada becerilere de tıkladığımız zaman bizi oyunda nasıl bir ilerlemeye tabi olmamız gerektiği, hangilerini daha önce açmak istediğimize tabi olduğumuz bir yer. Buraya da baktığıma göre muhtemelen bir 60 level'ı falan vardır. Burada var mı? Şurada var mı bir şeyi? 62-64, evet, tahminim doğruymuş. 64 level'a kadar ilerleyebiliyoruz. Eşyalarınızı geliştirip de zindanlara da ilerleyebilirsiniz. Bu arada oyunun müziği, eski tip atariler vardır, bilir misiniz bilmiyorum, belki içinizde bilenler vardır. O atari müziği tarzında sevimli ve aksiyona da uygun arada geçişli müzikleri var. O da fena değil. Oyunu bana indirim döneminde özellikle alayım mı diye soranlar vardı. Oyun indirime girmedi. Girdiyse de çok az girdi galiba. Çok az girmişti herhalde. %20 miydi, öyle bir şeydi.
oyunu almak isteyen, eğer sıkıntınızı böyle stresinizi atabilecek bir oyun arıyorsanız, 10 saatin garanti olsun diyorsanız o zaman alabilirsiniz. Oyunun bir de şöyle bir şeyinden bahsedeyim. Yapımcı tarafından oyunun devamında nasıl, yani bu çıkmış haliyle kalmayacağını belirttiği bir tweet atmıştı. Oyunun geçtiğimiz bahar ayında bir güncellemesiyle mevsimler eklendi, mevsim geçişleri. Ya işte bu biyomda yağmur yağıyor, kuzeye çıktığımız zaman işte kar yağıyor, aşağıda çok sıcak bir sisli bölge olarak görebiliyoruz. Bu şekilde bir mevsimsel geçiş bize sunmuştu. Bundan sonraki güncellemeleriyle de bizlere çeşitli sürprizleri olacak. Yaz ayında yeni harita geliyor galiba. Yaz ayında ya da sonbaharda yeni harita gelecek. Yeni işte bosslar gelecek. Yeni harita da demiyor arkadaşlar. Yeni haritalar diyor. Onu da merakla bekleyebilirsiniz. Eğer oyunu daha önce oynadıysanız, oyunu bir rafa kaldırdığınızı düşünüyorsanız, onları da kesinlikle beklemenizi tavsiye ederim. Ve kışın bir sürprize daha geliyor. Multiplayer için eşli oynama seçeneğini bize getirecek. Evet, bu da ilginç olacak. Ben açıkçası o döneme kadarki güncellemeleri bitirip en sonunda multiplayer gelirse belki multiplayer'da tekrar sizlerle beraber oynamayı isterim. Belki canlı yayında oynarız. Keyifli olabilir. Ondan sonrası için tabii ki ne gibi geliştirmeler gelecek bilmiyorum. Bu oyunu yapımcı bayağı uzun süredir üzerinde çalışıp geliştirmiş kendisi bizlere sunmak için. Dediğim gibi bana aşırı derecede sorular geliyordu. Bu soruların en başında, ha belki şunu da bir göstereyim ondan bahsetmeden önce. Burada bize bizim kendi evimizi yapmak için bazı materyaller var. Bunları koyuyoruz ama şu an için bir işe yaramıyor. Yatak yapmayı denemiştim, seyredenler varsa. Yatağı yapmıştık ama yatakta yatamıyorduk. Enerjimiz bittiği zaman belki yatakta yatıp işte üzerimizdeki herhangi bir yiyecek mi eksilir, ama yiyeceği yediğimiz zaman da enerji barımız doluyor. O konuda da hani nasıl bir geliştirme yaparlar, nasıl bir şey, burada yol yapabiliyoruz. Ev yapabiliyoruz ama evin duvarları tarzında bir şey görmedim henüz. Böyle bir şey bulamadım. Burada gate, kapı da hani yapılabiliyor. Böyle bir şey oluyor. Belki çiftlik yapıp hani bunu koyabiliriz. Bu French dediği muhtemelen çift tarzı bir şeydir diye düşünüyorum. Yapalım bakalım ne yapacak. Merak ettim. Çift tarzı bir şey herhalde. Ya da daha güzel çift yapabilirlermiş. Dediğim gibi buradaki şeylere belki bir güncellemeyle ek bir şeyler olabilir. Bunlar da zaten bayağı bir şey. Bir tek şurada açılmayan fırınımızda bu kaldı. Burada açılmayan en altta bir ne geleceğini bilmediğim bir şey var. Burada her şey açık. Dediğim gibi buradan tarımı yapıp böyle eğlenmek, keyfini çıkartmak isteyenleriniz varsa burayı kullanabilir. Bir de oyunda şu yeşil zeminlerden, yani köprüleri bu şekilde dalgalı görmek istemeyip yeşil zeminden yapmak istiyorsanız, şu hayvan yemini üretip, bu hayvan yeminden üretip, istedikleri de bunlar zaten. Bundan üretip şuraya gelip, onu da hemen göstereyim size, bazıları onu bilmiyor. Buraya gelip çiçek peresi dediğimiz yere gelip burada dolguya tıklayıp bunlardan yapabilirsiniz. Çünkü tezeyi çok fazla elde edemiyorsunuz, bulamıyorsunuz. O hayvan yemini alıp ineğin bir tanesini verdiğiniz zaman 8-9 tane tezek veriyor. Ve bu tezekle buradan kolay bir şekilde dolgu yapabiliyorsunuz. Kum ihtiyacınız varsa da buradan siz o hayvanları yemleme olayına girişirken buradan da çiçekle beraber kolayca kendinize kum elde edebilirsiniz. Bu da oyunun detayları. Bunlar, evet, demir cevheri ihtiyacınız varsa, bunlar ihtiyacınız varsa gördüğünüz altını 2 buğday ve 2 çiçekle kolay bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Yani belki bu çiçek piresinden 2-3 tane kurup her şeyi etrafta toplayıp güzel bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Bu arada etrafta güzel bir toplama seçeneğiniz her zaman için var. O da göstereceğim ama nereden o kadar da kötü yerleşmişim ki. Evet, o da bu. Bu şu gördüğünüz alan kadar ki kısmında hiçbir şeyi bırakmıyor. Direkt lazeriyle kesiyor. Evet, gördüğünüz gibi.
ne bulursa, bu içeride yeni spawn olan ne bulursa kesiyor. Ve bizim direkt envanterimize ekliyor. Bu alanı geliştirmelerle büyütebiliyorsunuz. Burada ufak bir nadiren gördüğümüz kişilerden bir tanesi. Burada tamam çık hadi çık. Tamam sanki ilk gelmişiz gibi davranıyorsun. Ya tamam. Baştan söylüyor. Baştan çekeceğiz. Tamam. Buradaki ihtiyaçlara göre E'ye bastığımız zaman neler istediğini görüyoruz. Yani şunlar varmış, direkt bırakabiliyoruz. Bir tanesini bırakalım. Bundan var. Evet, bunları 50'ye tamamladığımız zaman ve bir tanesini tamamladığımız zaman küçük ödül verecek muhtemelen. Ben bunların hiçbiriyle uğraşmadım yayında. Ama tamamını tamamlayınca da sürpriz bir hediye verdiğini söylüyor kendisi. Bu tip bir şey Stardew Valley'de de vardı hatırlıyorsanız. Oyun kopya demek istemiyorum ama tabii bazı sevimli şeyleri oradan da almış gibi gözüküyor. Hangisini daha önce yaptığını da inanın bilmiyorum. Stardew Valley'de tamamen kişisel bir geliştirici tarafından üretilmişti hatırlıyorsanız. Bu konuda da yani hangisinin daha önce olduğu konusunda da bir fikrim yok. Aa, bu dışarıdan birisinin girmesini engellemek için güzel. Evet. Yaratıkların falan girmesini ya da hayvanların girmesini engellemek için olabilir. Hayvanlar için belki bir yer yapmaya isteyebilirsiniz. Evet. Gelelim oyun sonu fikrime. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer ki kendinizi keyifli bir şekilde zaman geçirmek istiyorsanız sıkıntı stresten uzak duracak sevimli renk paletiyle bu oyunu oynayayım kafa dağıtayım diyorsanız kesinlikle almanızı önerebileceğim bir oyun. Oyunun en güzel yanlarından bir tanesi başladığınız zaman bir şeyleri yapmak için bırakamıyorsunuz. Bu bazı işte telefon oyunlarında da hani görebileceğiniz ve oynadıysanız tecrübe ettiğiniz bir şeydir. Oyunu oynayıp elinizden bırakamadığınız bir oyun. Ki benim yayınlarımda da bazı videolar bir saati geçtiği için görmüşsünüzdür. Ben bazı şeyleri tabii hızlı yapmıyorum. Oyunu bana işte 1,5-2 saatte bitirdiğini söyleyenler falan var. Ben o tarzda oynayan birisi değilim zaten biliyorsunuz. Oyunu iyice keyfini çıkarta çıkarta tadına vara vara her şeyi keşfede oynayan birisiyim. Yani oyunu 1-1,5 saatte bitireceğinizi düşünüyorsanız öyle hızlı bir şekilde oynayıp kapatayım diyorsanız bu oyun size göre değil derim. Evet, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım fikir sahibi olmuşsunuzdur. Bundan sonra oynadığımız oyunlar hakkında, oynamadığımız oyunlar hakkında tabii ki yapmayacağız. Oynadığımız oyunlar hakkında son inceleme videosu, son bakış videosu çekeceğiz. Evet, dediğim gibi şu anda da mevsim güncellemesini görmüşsünüzdür. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.